Aziz Türk Ocaklılar, kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyicilerimiz, 33 yıldır devam eden Perşembe sohbetlerinde bu akşam Tonyukuk'u, yazıtları konuşacağız. Sayın Profesör Doktor Cengiz Alyılmaz hocamızla birlikte. Malumunuz UNESCO tarafından 2020 yılı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Tonyukuk yılı ilan edilmişti. Ancak malum problemli süreç nedeniyle pek çok program iptal olmak durumunda kaldı. Bazı programlar internet üzerinden yapılmaya çalışılıyor, gayret ediliyor. Biz de Eskişehir Türk Ocağı olarak internet üzerinden Cengiz hocamızla bir araya gelelim, yazıtları konuşalım, dönemi konuşalım, dönemi anlamaya çalışalım. Tonyukuk'un karakterinden bahsedelim, neler yapmaya çalıştığından bahsedelim istedik. O nedenle bu akşamı Türk tarihinin, kültürünün eski zamanlarına, Tonyukuk'a ayırmaya çalıştık. Ben hocamızın tercüme-i hali hakkında size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Daha sonra hocamızla sohbetimize başlayacağız. Kıymetli hocamız 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 1988 yılında Türk Dili uzmanı, 1994 yılında da Türk Dili doktoru payelerini aldı. Vatani görevi sırasında kardeş, dost ve müttefik devlet subaylarına Türkçe dersleri verdi ve Türk lehçelerinde askeri terminoloji sözlükleri de hazırladı. Aynı zamanda Türkçenin yabancılara öğretimi ile ilgili proje subaylığı görevinde bulundu. 97 yılında Moğolistan'daki Türk yazıtlarını kurtarmak ve Ötüken'deki Türk kültür varlığını ortaya koymak amacıyla başlatılan TİPKA tarafından desteklenen Moğolistan'daki Türk Anıtları projesinde epigrafya, grup başkanı ve kurul üyelikleri gerçekleştirdi. Moğolistan'daki araştırma ve incelemeleri neticesinde eski Türk yazıtlarının epigrafik ve incelemelerini yaptı. Bu çalışmaları dolayısıyla Moğolistan Milli Üniversitesi bünyesinde Türkoloji Merkezi'nin açılmasını sağlamış. Bazıları bugün de devam eden çeşitli uluslararası projelerde başkanlıklar, kurul üyelikleri yapan hocamız, Ötüken'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkede, pek çok sahada araştırmalar yapmış, yazıtların epigrafik incelemelerini yapmış ve bunları metne aktararak Türk kültürüne, Türk tarihine çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu hizmetleri nedeniyle de sayısız ödül sahibidir. Hocamız 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesörlük payelerini almıştır. 2018'den bu tarafa da Uludağ Üniversitesi Türk Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Hocamızın 30 kitabı, yurt içinde, yurt dışında sayısız makalesi, tebliği, çeviri çalışmaları bulunmaktadır. Ve bugün adeta diyebiliriz ki Türk dünyasının zamanımızdaki Evliya Çelebi'si misali Türk dünyasını karış karış gezerek çalışmalarına devam etmektedir. Kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Oktay Bey. Kıymetli Nasılsınız? hocam, sağ olun, sağ olun, teşekkür ederiz. Şeref verdiniz efendim. Estağfurullah, o şeref bize ait. Kıymetli hocam, Orhun yazıtlarını konuşalım istedik bugün sizinle. Orhun yazıtları kavramından başlayalım isterseniz. Orhun yazıtları dediğimiz neyi ifade eder, neyi anlatır? Orhun yazıtları Türkçenin ilk eserleri midir, ilk Türkçe eserler midir? Bunlar hakkında konuşarak isterseniz sohbetimize başlayalım. Evet. Buyurun. Oktay Bey, ben öncelikli olarak sizin şahsınızda bu güzel programı hazırlayan, bizim burada bir araya gelmemizi sağlayan Eskişehir Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Başkanlığı'na, özellikle de değerli başkanı Profesör Doktor Nedim Ünal Beyefendi'ye, onun çalışma arkadaşlarına ve sizlere, genç Türk Ocaklılara çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ben yıllardan beri genç akademisyenleri, ben artık orta kuşak oldum. Genç akademisyenleri yakından takip ediyorum. Bunlardan birisi de sizdiniz. Yıllar Çok sağ olun. sonra yani sizin gibi genç, üretken ve Orta Asya coğrafyasında çalışmış
eserler vermiş, makaleler yazmış bir kardeşimle böyle bir programı yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek isterim. Bizi Bahtiyar dinleyen, ettiniz Sayın Hocam. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bütün Türklük bilimi sevdalarına ve Türk Ocaklılara inşallah bu program içerisinde, bir saatlik süre içerisinde hem dilimizin, hem tarihimizin, hem de uygarlığımızın eşsiz anıtlarını, yazıtlarını tanıtma imkanı buluruz. Sizlerin de bahsettiğiniz gibi 2020 yılı UNESCO Türkiye Komisyonu'nun girişimleriyle, kardeş Türk Cumhuriyetlerinin de destekleriyle, Moğolistan'ın destekleriyle Bilge Tonyukuk yılı ilan edildi. Ve Bilge Tonyukuk yılı 2020 yılında büyük törenlerle kutlanacaktı ama bu pandemi süreci yüzünden ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Ama bizler Türk Dil Kurumu olarak UNESCO ile ve kardeş kurum ve kuruluşlarla birlikte çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik. Bu bağlamda hem Türk Dil Kurumu Yazıt Bilimi Kolu olarak hem Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği ve TEKE Akademisi, BUGU Dergisi, TEKE Dergisi olarak 38 faaliyet gerçekleştirdik. Ve bu faaliyetler içerisinde ecdadımıza vefa borcumuzu yerine getirmek adına hem de bilimsel akademik faaliyetlere katkı adına bizler sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar düzenledik ve bunlarda hem yönetici olarak hem de bu tür etkinliklerde konuşmacı olarak yer aldık. Tabii bunlar içerisinde Türk Ocakları'nın çok farklı yeri var. Ben yıllar öncesinde Osman Turan, Türk Ocakları'nın vermiş olduğu Osman Turan ödülüne layık görülmüştüm. Osman Turan, Türklükle, Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresiyle adı özdeşleşmiş, birçok esere imza atmış çok değerli bir bilim insanı. O insanların, hocalarımızın, büyüklerimizin, bu yolda ömür tüketenlerin biz izinden giderek Orhun'dan Anadolu'ya birçok yeniliklerin ortaya çıkmasına acizane vesile olduk. Neydi bu? Biz bir defa o coğrafyaya gittiğimizde o coğrafyanın kuraklık olduğunu söylüyorlardı. Ve atalarımız kuraklık olduğu için o coğrafyadan buraya geldi diyorlardı. Acaba yazıtlar böyle mi diyordu? Neydi Orhun yazıtları? Orhun yazıtları bir hikaye metni miydi? Veya dönemin kağanlarının, kumandanlarının fantastik ve ütopik düşüncelerini mi ihtiva ediyordu? Yoksa bunlar gerçekten tarihe not düşen ve tarihe ışık tutan birinci derecede kaynak eserler miydi? Evet, sorunuz çok güzel bir soru. Soruya öncelikle Orhun yazıtlarının adından başlayarak cevap vereceğim. Ondan sonra da devamında sorduğunuz sorunun cevabını vereceğim. Orhun yazıtları, neden Orhun yazıtları deniyor buna? Çünkü Orhun Nehri civarında bulundukları için Orhun yazıtları deniyor. Bugün Moğolistan'da, Moğolistan coğrafyasında bulunan ata dede Türk topraklarında bir bölge var. Ve bu bölge Hangay Dağları adıyla bugün biliniyor. Eskiden burası Ötüken Yış'tı. Yani Ötüken Ormanları veya hem dağlık bir arazi hem de ormanlık arazi olduğu için bu yış kelimesini bilim insanları orman olarak da dağ olarak da çevirebilmektedirler. I ve y eski Türkçe'de ağaç demektir. Yış ise orman demektir. Ötüken yışın bulunduğu bu coğrafyada yani Hangay Dağları'nın olduğu yerden bir nehir doğar ve o nehir bütün Moğolistan'a adeta hayat verir kollarıyla, dallarıyla. İşte bu nehrin ana kaynaklarının, ana kaynağına çok yakın bir bölgede Orhun Nehri denilen bu nehrin suladığı vadide iki tane büyük yazıt var. Bu yazıtlardan bir tanesi 731 yılında ölen Költigin'in ölümü üzerine ağabeyi Bilge Kağan tarafından diktirilen Költigin yazıtı, diğeri ise Bilge Kağan'ın ölümü üzerine oğlu Tengri Kağan tarafından 734'te Bilge Kağan ölüyor, 735 yılında oğlu Tengri Kağan tarafından babasının yazdığı metni esas olarak ihtiva eden bir yazıt dikiliyor. Yani Orhun Nehri civarında bizim iki tane yazıtımız var. Birisi Költigin yazıtı, diğeri Bilge Kağan yazıtı. Bu yazıtların gerçekte
metinlerinde konuşan kişi, halka hitap eden kişi Bilge Kağan'ın kendisidir. Ve Bilge Kağan kimdir? Bilge Kağan neden bunları diktirme gereği duymuştur? İşte bütün soruların, bütün işin özü de burada yatmaktadır. İşte bu sorularda neden böyle bir yazıt diktirdi Bilge Kağan? Bunlar neden Bilge'ydiler? Kimdi bunlar? İşte bu sorulara cevap verelim arzu ederseniz. Ve sonra üçüncü bir yazıt daha var. O da çok uzakta. Yani çok uzakta dediğim onlardan daha uzakta. Bu iki yazıtın, Költeki ve Bilge Kağan yazıtlarının birbirlerine uzaklıkları sadece 1 kilometre. Yani ama bakıyorsunuz ki Tonyukuk yazıtı var, Bilge Tonyukuk yazıtları. Bilge Tonyukuk yazıtları bu yazıtlardan yaklaşık 366 kilometre uzakta. Olmasına rağmen, yani birisi Orhun Vadisi'nde, birisi Banchokto bölgesinde, Tola Vadisi'nde. Yani yazıtlarda Togla Ögüz diye geçen coğrafyada. Peki neden bu kadar uzakken bu Tonyukuk yazıtları da Orhun yazıtları içinde değerlendiriliyor? Çünkü aynı dönemin eserleri, aynı dilde yazılmışlar, aynı alfabeyle yazılmışlar ve kahramanları ortak. Ve anlattıkları şey tarih, aynı tarih. Bu sebeple bu üç yazıt Orhun yazıtları olarak adlandırılıyor. Şimdi Orhun yazıtlarının içeriğinden isterseniz birkaç cümleyle bahsedelim. Oktay Bey, tabii, buyurun. Orhun yazıtları giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan yazıtlardır. Yani tam bir edebi metindir bunlar. Költekin yazıtının mesela giriş bölümü güney, doğu ve kuzey yüzleri köktür tarifli metinlerden oluşur. Költekin ve Bilge Kağan yazıtlarının. Bu yazıtlardan mesela Költekin yazıtının güney yüzü giriş bölümünü, doğu yüzü gelişme bölümünü, kuzey yüzü ise sonuç bölümünü oluşturur. Yazıtların batı kısmında ise dönemin Tan İmparatoru yani Tabgaç Kağan'ın yani Çin İmparatoru'nun Költigin'in ölümü üzerine gönderdiği taziye metnine yer verilmiştir. Yani batı yüzde birilerinin iddia ettiği gibi yazıtların Türkçelerinin Çince özeti bulunmamaktadır. Yazıtların batı yüzünde Xuanzang'ın taziye metni vardır. Ve Xuanzang burada dünyanın düzeninden bahseder, Türk-Çin ilişkilerinden bahseder, Költigin'in kahramanlığından bahseder, onun ölümünden duyduğu üzüntüden bahseder ve sonra da der ki, gelin biz sizinle barışı evrensel kılalım. Rüzgarlar kum tanelerini taşıdığı gibi dünyanın her yerine barışı taşısınlar der. Şimdi bizim atalarımız savaşmışlar savaş meydanlarında. Çanakkale'de kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela misali üzerimize gelen emperyalistler adına bile biz hoşgörü gösterip onlara abideler dikmişiz. Anzakları anmak adına gelenlere biz kapılarımızı sonuna kadar açmışız. İşte bu bizim ecdadımızdan gelen bir özelliğimiz. Savaş meydanlarında hakkını verdiklerinin daha sonra barış anında mesajlarını alıp taşlara kazıyacak kadar hoşgörünün sahibi bir millet olduğumuzu gösteriyor. Peki bu giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan metinlerde ne anlatıyor Bilge Kağan? Költegin ve Bilge Kağan metinleri yazıtlarında metinlerin konuşucusu, hazırlayıcısı bizzat Bilge Kağan'ın kendisidir. Bilge Kağan bir Türk Kağan'ıdır. O Kutluk İlteriş Kağan'ın oğludur. Kutluk İlteriş Kağan öldüğünde 8 yaşındadır. Tahta geçememiştir. Kardeşi Költigin ise 7 yaşındadır. Sonra 716 yılında kardeşi Költigin'in amcasının çocuklarına yani Kapkan Kağan'ın çocuklarına karşı yaptığı darbe girişiminden sonra o iş başına gelmiştir Bilge Kağan ve 716 yılından ölüm tarihi olan 734 yılına kadar da devleti idare etmiştir. İşte savaş meydanlarında yani iş başına Kağan olarak geçmeden önce de amcalarının yanında amcası Kapkan Kağan'ın yanında büyük işler başarmıştır. İşte bütün bu tarihi gerçekleri gören Bilge Kağan harika şeyler yazmış. Önce kendini tanıtmış, kendinden bahsetmiş. Ondan sonra da ben hocalarımızın
Yani Türk Kağanları halkına hesap veriyor. Oktay Bey, ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey yok bizim yazıtlarımızda. Türk Kağanları halkından hesap sormuştur. Evet, Halkından doğru. hesap sormuştur. Halkına sen Çin'in tatlı sözlerine kandın. Ona yakın gittin ve sen öldün demiştir. Altın, gümüş, işkiti, kutay, bungsuz anca bir ırtab, gaç bodun sabı süçük agısı yumuşak ermiş. Süçük sabın yumuşak agın arıp, ırak bodunuk anca yagutur ermiş. Yaguru kondukta kisre anyık bilik anda öğür ermiş. Edgü bilge kişik, edgü alt kişik yorutmaz ermiş. Bir kişi yanılsar oguşu bodunu bir şükündeki kıtmaz ermiş diyor Bilge Kağan. Çin milletinin sözü tatlı, hediyesi yumuşak imiş. Hangi Çin milletinin altını, gümüşü, ipeği, ipekliği sıkıntısızca, karşılıksızca veren Çin milletinin sözü tatlı, hediyesi yumuşak imiş. Tatlı sözler ve güzel hediyelerle uzaktaki halkları kendisine yaklaştırır imiş. Yaklaştırdıktan sonra anyık bilik anda öğür ermiş. İşte fesatlığını o zaman yaparmış. Ne yaparmış? Akıllı, bilgili insanları, savaşçı, yiğit insanları ilerletmezmiş. Bir kişi yanılsar o kuşu modunu bir şükünge teki kıtmaz ermiş. Eğer bir kişi suç işlerse onu eşiğinden beşiğine kadar affetmez ve hepsini öldürürmüş. Ve Bilge Kağan diyor ki, sen diyor, ey Türk milleti, sen Çin'in tatlı sözlerine, güzel hediyelerine aldanıp, yaguru barıp, öküş öttük, sen Çin'in tatlı sözlerine kanıp, güzel hediyelerine kanıp, çok öldün. Beglik uru oğlun kul boltu, eşilik kız oğlun küm boltu, senin bey olacak erkeklerin, senin han olacak erkeklerin köle oldu. Senin hatun olacak, katun olacak, eş olacak kızların cariye oldu. İgitmiş kaganın sabın almatın yırsayı bardık, bardık yirde kanın su çayı gürti, süngükin tak çay attı. Seni beslemiş olan kanunun sözünü dinlemeden sen her yere gittin. Gittin de ne oldu? Kanın sular gibi aktı. Kemiklerin dağlar gibi yığıldı. Şimdi bize Orhun yazıtlarında verilen mesaj bu. Bize diyor ki sen 50 yıl sıkıntı yaşadın. İşini gücünü Çin'e verdin. O güzel yurtları Çin'e verdin. Adını bıraktın. Çinli adları aldın. Ondan sonra aklın başına geldi. Ne dedin? İllik odun ertim, ilim amtı kanı. Kim ki işik küçük kazgan urmen? Kaganlık odun ertim, kaganım amtı kanı. Kim ki işik küçük kazgan urmen? Ben il devlet sahibi bir millettim. Devletim şimdi nerede? Ben kağan sahibi bir millettim. Kağanım şimdi nerede? Aklı başına geldi. Evet, geldi evet. Ama Çin tebliği kürlüğü için, armakçısın için, tabgaç bodun tebliğin kürlüğün için, armakçısın için, begli bodunu yok şurtukun için, kik şurtukun için, Türk bodun alkıntı, ölti, yok boltu. Sen uydun onun sözüne, sana tatlı, güzel hediyeler verecek tatlı sözüne kandın, gittin. Sonra sen esaret altına girdin. Sen hanını bulamadın. Senin aklın başına geldi, sonra nedamet duydun. İşte o zaman diyor ki bize, ey diyor bu geleceğe hükmeden Türk beyleri, sizler mi yanılacaktınız? Bökke, kör hükme, Türk beyler, sizler mi yanıltaçısıyız? Sizler mi yanılacaktınız? İşte o zaman bize diyor ki, sesleniyor, haykırıyor, üze tengri basmasar, asla yirtelin meser, Türk bodun, ilingin, töringin, kim var arta duda çerti, Türk bodun, ertin ökün. İşte bu zor şartlarda dahi, Büyük Atatürk'ün dediği gibi, muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Sen diyor korkma diyor. Korkma. Niçin? Kıyamet kopmadıkça, yani üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ey Türk milleti, senin devletini, düzenini kim bozabilecekti? Ey Türk milleti, aklını başına topla. Kendine gel, kendine dön. Türk bodun trip ilk tu sıkıngın bunda vurtum, yanılıp yana ölsekingin bunda vurtum diyor. Ben Türk milletinin birlik bütünlük içinde olduğunda güçlü devlet kurduğunu buraya yazıyorum. Ve birbirine karşı hataya düştüğünde ölüp gideceğini yine buraya yazıyorum diyor. Ve bize diyor ki birlik olun, bütünlük içinde olun. Bugün Azerbaycan'ın muhteşem, muhteşem bağımsızlık günüydü. Ve Türkiye, Azerbaycan gönüllerimiz birlikte vurdu. Ve bütün Türk dünyası bu sevgiyi, bu başarıyı alkışladı. İşte bizim özlediğimiz tablo bu. İşte bizden Bilge Kağan'ın, atalarımızın istediği bu. Ve bu yazıtları, bu yazıtları Oktay Bey, herkes görsün, bilsin diye. Bakın, herkesin geçip geçmek zorunda olduğu İpek Yolu'nun merkezi noktalarından birisi birinin üzerine dikiyorlar. Evet, evet hocam. Enteresandır. Ve burada anlatılan hiçbir olay, Çin'de de yaklaşık 7-8 sene proje başkanlığı yaptım ve ben Çin tarihinde, acaba bizimkiler bunu böyle yazmış da, acaba Çin tarihinde de bu böyle mi? Başlıkık yükün türtümüz, tizlikik sökürtümüz diyorlar. Başlığa baş eğdirdik, dizliğe diz çöktürdük diyorlar. Ya acaba bu başlığın tarihi dediği, bu tabgaçların tarihinde de, Çinlilerin tarihinde de bu acaba böyle yazılı mı? Evet arkadaşlar, evet değerli dinleyenler, Çin'i de hayrete düşüren bir şey bu. 17 kişiyle ayaklanıyorlar, 700 kişi oluyor, Ida Taş'ta kalmışı kobranıp 700 erboltu diyor. 700 kişiyle, yani 17 kişiyle isyan ediyorlar, ondan sonra 700 kişiye ulaşıyorlar, dağda taşta kalmış olanları, şehirlerden ayaklanmış olanlar birleşiyor, 700 kişi oluyorlar ve yüz binlerle ifade edilen orduları dize getiriyorlar. İşte Türk'ün gücü bu. Bizim yani Orhun yazıtlarında atalarımız bize Türk'ün kim olduğunu ve nasıl davranması gerektiğini tarihi belgelerle ortaya koyarak anlatıyorlar. Ve halktan da adeta hesap soruyorlar. Halka hesap vermiyorlar. Böyle ezbere hamasi şeyler söylememek lazım. Türk Kağan'ı kendisini Tengri tek Tengri'de boğulmuş Türk Bilge Kagan. Bu ötkü olur tüm diyor. Ve üze kök Tengri asra yalız yer kılındukta ikin ara kişi oğlu kılınmış. Kişi oğlun ta üze açum apam bu mın kağan işte mi kağan olurmuş diyor. Üste gökyüzü altta yalız yer. Kara yer, yeryüzü yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun da üzerinde benim babalarım, dedelerim, Bumin Kağanlar, İslami Kağanlar yaratılmış. Yani onların üzerinde, onları yönetmek için Tengri tek Tengri'de bulmuş Türk Bilge Kagan. Ben Tanrı tarafından yücelerde yaratılmış olan, üstün olarak yaratılmış olan Türk Bilge Kağan'ıyım diye söze başlayan bir adam. Mümkün mü ya hesap versin? Hesap soruyor kardeşim, hesap soruyor. Kangım Kağan'ın süsi böri tek, yagısı koni tekermiş diyor. Babam Kağan'ın askerleri kurt gibi, düşmanları koyun gibiymiş diyor. Şu Allah aşkına şu özgüvene bakın ya. Ve edebi açıdan bunu bir yorumlayın. Aradığınız ne var? Teşbih, tezat, isyare, telmih. Mürettep lef hüneş sanatı. Alt alta yazın. Bundan bütün sanatlar da orada görürsünüz. Ve bizim bir şey daha söyleyeyim. Bizim atalarımız, dedelerimiz bir inancı da ortaya koymuşlardır. Nedir bu inanç? Tanrı inancı. Türklerde tek Tanrı inancının ispatını görmek isteyenler Orhun yazıtlarına bir dönüp baksınlar. Türkleri başka hiçbir paganist dönem yaşayan, o dönemlerde ilkel tanrılara, tanrıçalara inananlarla karıştırmasınlar. Her şeyi yapar, her şeyi elde ederler. Tenri yarlı kazu, tenri yarlı kadukun için, özüm kutum bar için.
Allah affetsin. Allah lütfettiği için, Tanrı lütfettiği için ben de bu lütufla lütuf bulduğum için bunları yaptım der. Mesela Költigin Bilge Kağan'ın gören gözüdür, düşünen aklıdır. Kardeşi, küçük kardeşi. Aynı zamanda savaş meydanında adeta bir başkomutan gibi koşturan o yiğit ölür. O ölünce Bilge Kağan der ki, inim Költigin kergek boltu, özüm sakıntım, körür közüm körmez tek, bilir bilgim bilmez tek boltu, özüm sakıntım, öd tengri yasar, kişi oğlu kop ölgeli törmüş. Küçük kardeşim Költigin öldü, o ölünce gören gözüm görmez oldu, düşünen aklım düşünmez oldu. Dedim ki ey Bilge Kağan ne yapıyorsun? Niye? Zamanı Tanrı tayin eder. İnsanoğlu ise hep ölmek için yaratılmış. Buyurun Tanrı inancına. Buyurun. Bilge yani Kağan, koskoca Bilge Kağan, yani insan hangi konumda olursa olsun bir yönüyle aslında ne olacağımızı, yani insanların ne olacağını, sonunda ne olacağını ne kadar güzel bir sözlerle ifade etmiş oluyor. Görüyor çünkü babaları öldü, dedeleri öldü. Ve Türk evet. tarihini o kadar veciz, o kadar güzel ifade ediyor ki. O kadar güzel ifade ediyor Oktay Bey. Yani evet. olay örgüsü, vaka örgüsü, şahıs kadrosu, ondan sonra girişi, gelişmesi, sonucu o kadar bir mantık dizgesi içerisinde ki, o kadar muhteşem ki. Ve bir başka şey, bana sorduğunuz soruyu biraz da görüntülerle yansıtalım mı? Orhun yazıtları Türklerin ilk yazıtları mıdır? Orhun yazıtlarına gelinceye kadar bizim yazılı dönemimiz var. Yenisey yazıtlarının, Dağlık Altay yazıtlarının bir bölümü Orhun yazıtlarından daha eskidir. Orhun yazıtları bizim en değerli toplu, en özel yazıtlarımızdır. İkinci Türk Kağanlığı dönemine aittir. Ama bizim birinci Türk Kağanlığı dönemine ait yazıtlarımız da vardır. Ekranda görüntüler yansıyor mu bilmiyorum ama. Evet, yani evet hocam. Yazıtlarımızın bakın doğu yüzü, biraz önce söyledim güney, doğu ve kuzey yüzlerinin görüntüleri böyle. Kaplumbağa kaydı üzerine oturtulmuş. Sebep? Çünkü kaplumbağa ebediyeti, uzun ömrü sembolize ediyor. Üst tarafı gökyüzünü, alt tarafı yeryüzünü sembolize ediyor. Ve barışın da sembolü kaplumbağa kaydı. Batı yüzlerinde de gördüğünüz gibi Çince metin var. Şu Enzang'a ait metin. Evet. Kurttan süt emen çocuk tasvirleri vardır bizim yazıtlarımızın çoğunun üzerinde. Orta kısımda bütün Türk boy ve topluluklarının o dönemde kullandığı teke damga, asaleti, cesareti, kararlılığı sembolize ediyor. Şimdi yazıtlardan, Orhun yazıtlarından görüntüler görüyorsunuz. Bunlar Köldigin ve Bilge Kağan yazıtları bugün müzeye taşınmıştır. 10.250 karakter var. Sadece Köldigin yazıtı üzerinde bakın ve inci gibi dizilmiştir. En sert taşa yani granite bir tane hata görmezsiniz. Biz bunları yayınlamıştık 2005 yılında Orhun Yazıtları'nın Bugünkü Durumu adlı eserimizde. Orhun Yazıtları'nın Türkçe'nin ilk yazılı eserleri olmadığını ispatlayan neler var? Onun dil özellikleri var. Biraz önce o veciz ifadeleri söyledik. Dil özellikleri var. Bunun en büyük ispatıdır. Sayı sistemi var. Sayı sistemi. Eğer bir milletin sayı sistemi varsa o millet millettir. Eğer bir milletin sayı sistemi yoksa o bir başkasının eli, kolu, dalı bir şeydir. Ben milletim diyorsa sayılarını saydıracaksınız ona. Bizim sayı sistemimiz var. Felsefi metinler var. Soyut kavramları işaretleyen kavram işaretlerimiz var. Sözcüklerimiz var. Yani Orhun yazıtlarının daha eski olduğunu ispat eden, işte biraz önce söyledim ve bize öyle ifadeler söylüyor ki, Türk bodun tok arkuksen, açsık tosuk ömezsen, bir totsar açsık ömezsen diyor. Türk milleti, sen çok tok gözlüsün ve çok farklısın. Senin karnın bir kere doydu mu sen açlığı tokluğu düşünmezsin diyor. Bakar mısınız Oktay Bey? Bizi ne kadar güzel anlatıyor. Biz bize yapılan kötülüğü çok çabuk unutuyoruz. Bizi anlatıyor. Ve onun dışında bakın bizim yazıtlarımız var. Nerede? Rusya Federasyonu'nda, Moğolistan'da, Kırgızistan'da, Çin'de ve bütün bu yazıtlar da ben şimdi ekrana yansıtıyorum. Mesela Yenisey yazıtları bu bizim Sibirya bölgesinde daha ziyade Kırgızlara ait yazıtlardır. Kırgız Kağanlığı'na ait yazıtlardır. Kırgızların hemen güneyinde yaşayan 9 Oğuzların da yine
Yeni şey yazıtları içerisinde değerlendirilebilecek türde yazıtlar diktiklerini söyleyelim. Bunların bir kısmı Kağanlara, kumandanlara aittir. Devletin resmi tarihi belgelerdir bunlar. Bir kısmı ise Oktay Bey, halka ait yazıtlardır. Teşilere, kirmenlere, paralara, eğerlere, süs ve kullanım eşyaları üzerlerine yazmışlardır. Yani Türk Kağanları ve kumandanları nasıl okur yazarsa halkı da o kadar okur yazardır. Onun için Bilge Kağan, Türk Oğuz Beyleri Bodun'u eşidin diyor. Bodun, halk. Sadece beylere değil, halka da sesleniyor. Halk okur yazar olmasa Allah aşkına niye halka seslensin? Halkın yazdığı bu yazıtları nasıl inkar edeceksiniz? Türkler okur yazardı. Okur yazar olabilmek için, bir şeyi dikebilmek için, yazabilmek için oturmak lazım. Yerleşik bir kültür ve medeniyete sahipti. Bu yazıtlar bizim yerleşik kültür ve medeniyete sahip olduğumuzu da ispat ediyor. Bugut yazıtı 572-580 yıllarına ait. Tatvar Kağan dönemine ait. Kaplumbağa kaydı üzerine yazılmış muhteşem bir yazıt. Üzerinde Kurttan Süslemen çocuk tasviri var. Orhun yazıtlarından kaç yıl öncesine ait olduğunu değerli dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz baksınlar. Orhun yazıtlarının bir tanesi 732, bir tanesi 735. Bu kaç? 572. Hani Orhun yazıtlar bizim en eski yazıtlarımızdı? Ve sınavlarda da utanmadan bunu sınav sorusu olarak soruyor. Allah aşkına değiştirin bunları Allah aşkına ya. Bu işin uzmanlarına, bu işin çilekeşlerine biraz saygınız olsun. Azıcık saygınız olsun. Bunu Finli, Japon, Çinli, Rus söyleseydi itibar edecektiniz değil mi? Türkler söylüyor. Türkler tarih yazıyorlar. Türk bilim adamlarının söylediklerine inanın. İşte bakın Kutlu Kağan'ın mührü. Sağdan sola yazılır Köktürk harfleri. Bunu soldan sağa yazmışlar. Bastığınızda Kutlu Kağan'ın adı çıkıyor. Uygur döneminde de biz bu yazıyı devam ettirmişiz. Karabalgasun yazıtı mesela. Moncur Kağan yazıtı. Yani diğer adıyla Şine Us yazıtı. Hoyt Tamir yazıtları çok enteresandır. Hem Köktürk hem de Uygur dönemine ait. Bu dev kaya kütlesi İpek Yolu'nun kollarından biri üzerinde Tamir Irmağı'nın arka tarafında bulunduğu için buna Hoyt Tamir yazıtları denmiştir. Ve Hoyt Tamir yazıtları üzerinde boyayla yazılmış yazıtlarımız. Boyayla yazılmış. 50'ye yakın yazıt. Kurban Mandal yazıtları, Tanrı'ya yakın mekanları görmüş olarak değerlendirmiş atalarımız ve buralara yazılar yazmışlar. Bu ben, bu da Osman Mert arkadaşımız, Profesör Doktor Osman Mert arkadaşımız, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Osman Mert arkadaşımız Atatürk Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Müdürü. O da yayınımızı izliyor Sayın Hocam. Yorum kısmına selamlarını iletmişler. Eyvallah, sevgilerimi iletiyorum ekip arkadaşıma. Fotoğrafı çeken o arkadaşımız Profesör Doktor Murat Yakar. Mersin Üniversitesi'nde şu an dekan ve rektör yardımcısı. Diğer arkadaşımız Çendin Battolga. Ve biz bazen 4 kişi, 5 kişi, bazen 104 kişi, 105 kişi araziye çıkarız. Kopuz üzerine atalarımız yazılar yazmışlar. Ve Kazakistan'da bizim yazıtlarımız var. Altın elbiseli adam, gösterelim. Çok hızlı geçiyorum vakit. Çünkü aştı. Ve buradaki yazıtlar, bakın milattan önce 600 yılına ait bu altın elbiseli adamdaki envanter. Ve yüzük üzerine, küpe üzerine, taşlar üzerine, talas yazıtları bizim Anadolu'daki Oğuzların atalarının yazıtlardır. Kırgızlar bugünkü coğrafyalarına Sibirya bölgesinden geldiler. Orada Oğuzlar yaşıyorlardı. Oğuz Türklerinin yazıtları Talas ve Koçkor yazıtlardır. Kırgız Türklerinin yazıtları ise Yenisey ve Altay yazıtlardır. Oğuzlar babalarına, dedelerine ait envanteri, yazılı belgeyi araştırmak istiyorlarsa nereye gidecekler? Kırgızistan'a, Kazakistan'a gidecekler. Yani Batı Köktürklerin yaşadıkları yerlere. Çin'de muhteşem yazıtlarımız var bizim. Yemiş Tutuk yazıtı, Karı Çortigin yazıtı, bakın, ve biz bunları da yayınlamıştık. Peki, Orhun yazıtları içinde niye değerlendiriliyor dediniz, onu da söyleyelim. Çünkü Orhun yazıtları içerisinde değerlendirilmesinin sebebi bu dönemi konu aldığı için. Aynı dönemi anlattığı için. Evet Oktay Bey. Evet, evet. Hocam Orhun çok teşekkür ediyoruz. Dinleyenlerimiz bizden bazı bilgileri edinmişlerdir. Eyvallah, eyvallah hocam. Çok çok iyi oldu. Biraz da sözü hocam Bilge Tonyukuk'a getirelim isterseniz. Bu arada pek çok yorum da geliyor. Sağ olsun dinleyenlerimiz yorum yazıyorlar. Evet. Soru soranlar da var ama ben daha çok konuşabilmek adına onları birazcık atlamak istiyorum.
Burada Minara Aliyeva Çınar hanımefendi dün aslında sizinle telefonla konuşurken bir ödülden de bahsetmiştiniz. Onu yazmış. Onu da tekrardan buradan hatırlatalım. Ben dediğim gibi sizi mümkün olduğunca fazla konuşturabilmek için çok teşekkür sergiyi, ediyorum. Halinizi de kısa kestim. Ama hatırlatmış olalım. Azerbaycan Bilimler Akademisi'nden Nizami Gencevi Enstitüsü tarafından 2020 yılında hocamız Yılın Bilim Adamı ödülüne layık görülmüştür. Onu da belirtmiş olalım. Tebrik ediyoruz. İnşallah çok teşekkür nicelerine ediyorum. kıymetli hocam. Çok teşekkür Kıymetli ediyorum. Ben hocam. Minara evet. Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Minara Hanım bizim Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan Ahıska Türklerinden veya Ahıska Türklerinin hakikaten böyle Nene Hatunu gibi mücadele eden çok başarılı bir bilim insanı takip etmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan Bilimler Akademisi'nin de bu anlamlı ödülünü gerçekten ödülü beni çok duygulandırdı. Çünkü 1989 yılında ilk defa Türk dünyasına Azerbaycan üzerinden açılmıştım. Hocam rahmetli Meşede Hanım Nimet, Efrasep Gemalmaz hocamın yönlendirmesi ve Meşede Hanım Nimet'in davetiyle oraya gitmiştim. Sonra işte cavan, genç bir akademisyen olarak, asistan olarak gittiğim Bilimler Akademisi'nden böyle bir ödülü almak, hem de Azerbaycan'ın böyle Karabağ'ı işgalden kurtardığı, harika günler yaşadığı bir dönemde bu ödüle layık görülmek beni çok mutlu etti. Hatırlattığı için Minare Hanım'a ve size çok teşekkür ediyorum. Oktay Biz Bey, teşekkür ederiz Sayın Bilge Hocam. Tonyukuk kim? Bilge Tonyukuk, Evet. Aslında Bilge Tonyukuk yazıtlarının diktireni. O yazıtlarda konuşan adam. Aykırı bir adam. Dahi bir adam. Bilge bir adam. Edip bir adam. Hatip bir adam. Tarihçi bir adam. İstihbaratçı bir adam. Askeri deha. Ne derseniz deyin az gelir. Az gelir. Tonyukuk Çin'de doğuyor. Neden Çin'de doğuyor? Çünkü o dönem Türk milleti Çin'in esareti altında. Ben Bilge Tonyukuk, Tabgaç ilinge kalıntım. Türk bodum, Tabgaçka körür erti. Ben Bilge Tonyukuk'um, Çin'de doğdum. Neden Çin'de doğdum kardeşim? Ben Çinli miyim? Birilerinin zannettiği gibi aklı evvellerim böyle, aklı esenin, şimdi tarihçi olmuş ya herkes. Ya kardeşim sen Köktürk harflerini okumasını biliyor musun? Senin ömründe bir tane yazıta dokundun mu? Bir tek yazıtın epigrafik belgelemesini yaptın mı? Hayır. E niye sen Bilge Tonyukuk'u nereden çıkardın da Çinli diye söylüyorsun? Nereden söylüyorsun sen onu? Ha. Eğer bilgi, bulgu ve belgeye dayanmıyorsa hikaye olur, efsane olur, mitoloji olur. Ya o da değerlidir. Onu da halk edebiyatçısı, halk bilimci arkadaşlarımız inceleyecekler. Onlar değerlidir. Onları küçümsemek adına söylemiyorum. Ama ortaya tarih koyacaksın kardeşim, belge koyacaksın. Adamın kendisi yazıtları dikmiş. Bir tanesi 2.45, bir tanesi 2.17 yüksekliği. 400'ü de Köktürk harfi metinlerden oluşuyor. İkisi birbirinin devamı niteliğinde. Girişi, gelişmesi, sonuç bölümü olan yazıtlar. Burada tam 62 satır var. Birincisinde 35 satır, ikincisinde 27 satır. Ve bu Bilge Tonyukuk, Kutluk İlteriş Kağan, ikinci Türk Kağanlığı'nı, ikinci Türk Kağanlığı döneminde bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığında, ki yıl 691'dir, 691, ve bu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde onun yanında olan kişidir. Onun arkadaşıdır. Onun yoldaşıdır. Onun aygıcısıdır. Onun ayıkmasıdır. Onun çabışıdır. Onun bilgesidir. Onun yol göstericisidir. O şatken, Kutluk İlteriş şatken onu Kağan yapan kişidir. Kağan atayan kişidir. Bilge Tonyukuk, sevgili değerli dinleyenlerim, sevgili Oktay kardeşim, Türk tarihinde bu kadar Türk tarihine yön veren ikinci bir kişi yoktur. Kağanları da yönlendiren yoktur. Yani Kutluk İlteriş Kağan'a hem yoldaş, hem arkadaş, hem danışman, hem başkomutanlık yapmıştır. Sonra 682 yılından sonra 692'ye kadar birlikte çalışmışlar.
Çin'e karşı 17 kez savaşmışlar. Çin'i yerle bir etmişler. Çin'in aklını başından götürmüşler. Uykularını kaçırmışlar. Sonra 692 yılında iş başına gelmiş. Kim? Kapkan Kağan. Kutluk İlteriş Kağan'ın ölümü üzerine. Yani Költigin ve Bilge Kağan'ın babaları Kutluk İlteriş Kağan ölünce yerine Kapkan Kağan tahta geçiyor. Kapkan Kağan tahta geçince tekrar yine Bilge Tonyukuk tarih sahnesinde. Her yere sefer düzenliyorlar. Sadece Çin'e karşı değil, Türk boy ve topluluklarının üzerine de sefer düzenliyorlar. Kırgızlar yerinde rahat durmuyor. Çin'le ittifak yapıyor, başkalarıyla ittifak yapıyorlar, sefer düzenliyorlar ve mahvediyorlar Kırgızları. Bilge Kağan diyor ki, Kırgız Kağan'ı bizimle savaşmasın, bizimle dost olsun, kardeş olsun diye. Kız kardeşimizi Singilik Kunçuyuk Birtimiz diyor. Kagan at biz Birtimiz diyor Bars Kağan'ı. Fakat Bars Kağan rahat durmuyor. Süngü batımı karı adeta o Kögmen dağlarını, Noyunula dağlarını yol olmadan geçiyorlar. Günlerce karlarda yuvarlanarak, düşe kalka yol alarak geliyorlar. Gece Kırgızları uykudayken basıyorlar. Bars Kağan'ı öldürüyorlar. Mahiyetinin tamamını öldürüyorlar. Kırgız halkı sıkıntı görüyor. Kırgız bodunu uka bastımız. Kagan'ın ölürtümüz. Balbal'ın tike birtimiz. Kağan'ın öldürüyor ve balbalını dikiyorlar ibret olsun diye. Yeni bir Kağan atayıp dönüyorlar. Geliyorlar bu sefer Oğuzlardan bir üç tane casusu ard arda geliyor. Bu sefer de Oğuzlar Çinlerle ittifak yapmışlar. Kağan bunun haberini alıyor Kapkan Kağan. Diyor ki oraya savaşmayın, gitmeyin oraya diyor. Ama Tonyukuk Türk birliğini sağlamak adına bugün ona dersini vermezsen yarın o daha büyük bir tehlike olarak karşına çıkar. Yani ihmal inkardan kötüdür. Bu sefer Tonyukuk o bölgeye sefer düzenliyor. Yani diyor ki benim hanımım öldü. Köklükçesini söylemeyeyim, zaman çok hızlı geçiyor. Yoksa diyor ki Kapkan Kağan gidin Altay Dağları'nda bekleyin. Orada işte gözetleme kulelerini kurun. Düşmanlar gelirse zaten siz haddini bildirirsiniz. Gelmezse de burada bekleyin. Ama Tonyukuk'a böyle diyor. Arkasından da Apatarkan'a yani İnel Kağan'a kendi oğluna da diyor ki bu Tonyukuk diyor aykırı bir adamdır, aksidir. Savaşalım diyecek, sakın buna inanmayın. İstihbaratçı dedim ya Tonyukuk, onun haberini alınca bu sefer inadını o bölgeye sefer düzenliyor. O bölgede Onoklar, Türgişler, Karluklar bunların hepsini mahvediyor. Ta Demirkapı'ya kadar geliyor. Demirkapı bugün Afganistan, Tacikistan, Özbekistan, o coğrafyalar, Sirdarya ve Mavereon Nehir bölgesini tamamen ele geçiriyor. Ve Soğudiyan'a, o dönemin Soğutların başkenti Marakanda'ya, yani bugünkü Semerkant'a geliyor. Altın, gümüş, eğri develer, sığırlar, atlar, ganimetler hepsini alıp geliyor. Geliyor fakat bu sefer Kapkan Kağan'la arası açılıyor. Kapkan Kağan bunu sürgüne gönderiyor. Nereye gidiyor sürgüne dersiniz? Çin kaynaklarında diyor ki babalarının, dedelerinin doğduğu topraklara çekildi. Babalarının, dedelerinin doğduğu topraklar neresi? İşte yazıtları diktiği yer. Yani Tola Irmağı'nın olduğu yer. Yani Bayınçokto bölgesi. Bugün Moğolistan'da Ulaanbaatar'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bir bölge. Peki o bölgede o zaman kimler yaşıyordu? İşte o bölgede o zaman 9 Oğuzların bütün boyları yaşıyordu. Ve Tonyukuk Bugu boyundandı. 9 Oğuzların Bugu boyundandı. Bugular bugün farklı Türk boy ve toplulukları içerisinde hala yaşıyorlar. Kırgızların en büyük boylarından bir tanesi de Bugulardır. Uygurların yine öyle. Yani ben bütün açık yüreklikle söylüyorum, cesaretle söylüyorum ki bu bölgede ortaya çıkarılan arkeolojik bilgi, bulgu ve belgeler tamamen Tonyukuk'un Bugu sülalesinden, Bugu boyundan olduğunu da ortaya koymuştur. İşte Tonyukuk yazıtlarından bazı görüntüleri sizlerle paylaşıyorum.
Ve Tonyukoku yazıtı aslında 716 yılında, bakın 711'de sefer düzenlediği için Kapkan Kağan'la arası açılıyor. Kapkan Kağan'ın yüzünden işte geliyor, Tola Irmağı bölgesine yerleşiyor. 716'ya kadar orada kalıyor. 716'da damadı olan Bilge Kağan tekrar iş başına gelince Tonyukuk'u tekrar göreve çağırıyor. Burada bir şeyi düzeltelim. Tarihçi arkadaşlarımızın hatalarını da düzeltelim. Onlar diyorlar ki 716 yılında Költigin işte iş başına geçince, yani darbeyi yapınca amcasının çocuklarını falan hepsini yok etti, yöneticilerin hepsini yok etti. Tonyukuk'a acıdı. Tonyukuk onları yetiştirmişti. Ondan sonra bir de ağabeyinin kayınpederiydi, onu öldürmedi. Hayır, yanlış. Çünkü Tonyukuk o zaman yoktu ki. Tonyukuk zaten yönetimde yoktu. Neden? Çünkü 711 yılında Tonyukuk, Kapkan Kağan'ın kendisini görevden azletmesi yüzünden babalarının, dedelerinin topraklarına çekilmiştir. 716 yılında onun damadı olan ve yetiştirdiği en iyi savaşçı ve en iyi ediplerden biri olan, hatiplerden biri olan Bilge Kağan iş başına gelince onu tekrar göreve çağırdı ve Bilge Tonyukuk 725 yılına kadar, ki 725 yılından sonra artık Çin kaynaklarında Bilge Tonyukuk'la ilgili bir haber geçmiyor ve Bilge Tonyukuk yine 716'dan 725'e kadar da bu sefer Bilge Kağan'ın akıl hocası oluyor, danışmanı oluyor, aygıçısı oluyor ve ona yol gösteriyor. Özetle diyebiliriz ki Kutluk İlteriş Kağan'ın, Kapkan Kağan'ın, Bilge Kağan'ın danışmanı, sözcüsü, savaşçısı, komutanı ve adeta Türk tarihine damga vuranıdır Bilge Tonyukuk. Evet, evet hocam. Tabii bu kadar vasfı üzerinde barındıran Türk'ün atası, Bilge atası Tonyukuk bizim için gerçekten, yani nereye koyacağımız, hangi değeri versek az gelecek bir karakter, yaptığı şeylerle, yönlendirmeleriyle. İsterseniz hocam son olarak da ondan sonra belki bir iki soru da yöneltiriz. Bir 5 dakikalık kısımda da Bilge Tonyukuk'un yazısındaki onun hatip kişiliğinden, edip karakterinden de biraz bahsedelim. Hem programımızın adını da doldurmak adına. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim Oktay Bey. Yani hakikaten Türk tarihinde çok önemli isimler gelmiş Türk tarihine. İşte bunlardan birisi az önce bahsettik. Yani bir defa sen kalkacaksın kardeşim, öyle şeyler yapacaksın ki Çin'i dize getireceksin ya. Bu mesela herkese nasip olmaz. Kutluk İlteriş Kağan gibi bir adam olmak veya Kapkan Kağan bütün Türk boy ve topluluklarını bir araya getiriyor. Yani Türk birliğini sağlıyor. İşte onda onun en büyük şeyi Tonyukuk. Ama yani bunları yapıyorlar, mesela Kapkan Kağan'ın böyle bir metni yok. Böyle bir metin yok. Veya işte Kutluk İlteriş Kağan'ın böyle bir metni yok. Şimdi Kağanlara, kumandanlara layık bir sıfatı kullanıyor. Bilgeliği kullanıyor üstelik. Hiçbir yerde adını Tonyukuk olarak demiyor. Boyla Baga Tarkan Tonyukuk veya Bilge Tonyukuk. Ve bununla adam iftihar ediyor. Kim olduğunun farkında. Ne olduğunun farkında. Sözlerini ölçülü, uyaklı, duraklı söylüyor. Secili söylüyor. Atasözleriyle, deyimlerle, vecizelerle süslüyor. Ve bunu yaparken akla zarar örnekler veriyor. Benzetmeler yapıyor. Mesela Kutluk İlteriş Kağan'ın atayışını şöyle diyor. Uzakta iki tane boğa olsa, o boğaların hangisi semiz boğa, hangisi zayıf boğa diye insanlara sorsalar, insan uzakta olduğu için orada iki boğanın olduğunu bilir ama hangi boğanın zayıf, hangi boğanın da işte şişman olduğunu bilmez. İşte ben de böyle düşündüm diyor. Önemli olan işin ortaya konmasıydı. Ben diyor işte bunun için diyor onu Kağan atadım diyor. Benzetmeye bakar mısınız Allah aşkına ya? Bunu 1300 sene öncesinde yapıyor. Veya verdiği örneğe bakın. Birlik bütünlük mesajına bakın. Diyor ki herhangi bir şey yufka iken onu delmek kolaymış. Herhangi bir şey ince iken onu koparmak da kolaymış. Yufka olan bir şey eğer kalınlaşırsa onu delmek zor imiş.
ince olan bir şey de eğer yoğun olursa onu koparmak zormuş. Zaman kazanmak için kök Türkçesini söylemedim. Yoksa saniyede söylerdim onda. Şimdi ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Ölçülü, uraklı, duraklı söyleyeceksin. Savaş meydanlarında bir senaryo yazmış. Siz onunla birlikte adeta koşturuyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. O kadar muhteşem. O kadar muhteşem. Bir belgesel, tarihi bir belgesel. Sonuna geliyor. Sonuna geliyor. O kadar mı güzel diyor. Özüm ulu boltum, karı boltum. Nenk yirteki kaganlık budunka, binteki bar erser, ne bungu bar erteçi ermiş. Ben yaşlandım, ihtiyarladım bu kadar işi yaptıktan sonra. Ama herhangi bir kaan sahibi bir millette, bağımsız bir devlette, benim gibi bir bilge olduktan sonra, benim gibi bir bilge danışman olduktan sonra o milletin ne sıkıntısı olacakmış? Ve bu kadar da kendinden emin ve hiç de böyle alttan alma falan yok. Şunu söylüyor, diyor ki Kutluk İlteriş Kağan zamanında, Kapkan Kağan zamanında, Bilge Kağan zamanında bu işleri yapan bizzat bendim. Onu da zaten her seferinde ben ök ertim, özüm ök ertim, bizzat bendim diyor. Evet Oktay Bey. Varsa evet. Arkadaşlarımızın soruları, onları da cevaplandıralım. Çok teşekkür ederiz kıymetli İsrar hocam. Gerçekten aslında ne kadar isabetli bir yayın yapmış olduğumuzu da bu vesileyle anlamış oluyoruz. Biz atalarımızı özlüyoruz, özlemişiz. Öyle görünüyor. Yorumlardan, gelen yapılan yorumlardan, beğenilerden onu anlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz takip edenlere de. Hocam siz aynı zamanda Türk Dil Kurumu üyesisiniz. Burada yazık evet. Bilim kolu ve Türkçenin öğretilmesi kolunun kurulmasında, şekil bulmasında son derece büyük katkılarınız da oldu. Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltiyor. Biraz daha da bugünle alakalı olarak Türk Cumhuriyetlerinin birbirleriyle arasındaki dil birliğini, bu hani bazı noktalarda anlaşılmayan, anlaşılmıyor gibi gelen insanlara ya da öyle söyleyelim, bu birlikteliği güçlendirmek, sağlayabilmek adına şu anda bu cumhuriyetlerde herhangi bir çalışma var mı? Bunlardan kısaca bir söz edebilirsek mutlu oluruz. Oktay Bey, biz Türk Dil Kurumu Yazıt Bilimi Kolu olarak genç ama son derece başarılı bir koluz ve Türk Dil Kurumu hakikaten Türk dünyasına en fazla bu son özellikle 10 yıl içerisinde Türk dünyasındaki gelişmelerde hakikaten Türk Dil Kurumu çok büyük rol oynadı. Sempozyumlarla, çalıştaylarla, kurultaylarla, konferanslarla, alan araştırmalarıyla Türk Dil Kurumu o bölgelere gidiyor. O bölgelerde farklı alanlarda dil, edebiyat, ondan sonra yazıt bilimi, Türkçe'nin eğitimi, öğretimi ve diyalektoloji vesaire bütün alanlarda araştırmalar, incelemeler yapıyor Türk Dil Kurumu. Bunun yanında ben bir de gururla söylüyorum. Teke Akademi, Teke Derneği, Teke Dergisi, Uluslararası Vali Hacılar Vakfı, bizim arkadaşlarımız da hem Türk Dil Kurumu'na, hem UNESCO'ya, hem diğer sivil toplum kurum ve kuruluşlarına, işte Türk Ocakları'nda bugün konuştuğumuz gibi yardımcı olup Türk dünyasına gideceklere her türlü desteği sağlıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla, bilgimizle, birikimimizle. Ama şunu söyleyeyim. Bakın nasıl giderilebilir bu? Dil doğal bir süreçtir. Doğal ortamda değişir ve gelişir Oktay Bey. Bir şeyin gelişmesini, değişmesini istiyorsanız kurumsallaşacaksınız. Oralara her kurum ve kuruluşun birer tane şubesini açacaksınız. Başkentlere. Yani nasıl evet. Bizim büyükelçiliklerimiz var falan falan yerlerde. Oralara dil kurumunun, tarih kurumunun, Yunus Emre'nin, akraba toplulukların, TİKA'nın var, diğer kurumların var. Bunları daha aktif hale getireceksiniz. En önemlisi ne biliyor musunuz Oktay Bey? Gidemediğiniz yer sizin değildir. Evet, eğer evet. Siz Moskova'ya gitmeseydiniz, ben Oktay Berber'den bahsediyorum, örneğim karşımda. Eğer Oktay Berber Moskova'ya gitmemiş olsaydı bugün benim karşımda olmayacaktı. Yani benimle program yapamayacaktı. Doğrusunu söyleyeyim. Yani
Bir farkındalık oluşturmak istiyorsanız erdemli insanlar zoru tercih eden insanlardır. Alana çıkacaksınız. Devlet olarak çıkacaksınız, millet olarak çıkacaksınız, projelerinizle çıkacaksınız. Genç bilim adamları yetiştireceksiniz, çok dil bilen bilim insanları yetiştireceksiniz. Türk lehçelerini, şivelerini, Oğuz, Kıpçak, Karluk hangi grubuna mensup olursa olsun bunları öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. En önemlisi gideceksiniz oraya. Gidemediğiniz yer sizin değildir. Gidemediğiniz yer sizin değildir. Uçakların fiyatlarını sembolik hale getireceksiniz. Öğretmenleri, öğrencileri o coğrafyalara geziye götüreceksiniz. Mekan insanı dizayn eder, eğitir. Oralara gidince oralarda kalma gereği duyacaklar. Oralara gidince onların farklı lehçe olarak dil diye adlandırıyor. Türk dilli halklar diyor Rus kafasında olanlar. Ne Türk dilli halkı kardeşim, onlar Türk. Onlar Türk. Onların lehçe dediğin veya şive olarak görüyorsan, ağız görüyorsan onları öğreneceksin. Ve ben Türk'üm diyeceksin. Ben Türk'üm diyeceksin. Bunun gururunu yaşayacaksın. Türk demek Türkçe demek. Türkçenin dallarıyla, kollarıyla, her şeyiyle Türkçeyi bilmek demek. Umuyorum ki arkadaşımıza cevap vermişizdir. Eyvallah hocam, tabii ki. Tabii hocam, yani Türkler tarih boyunca aslında teşkilatlı bir millet. Dolayısıyla bu dedikleriniz aslında çok kolay bir şekilde yapılabilir. Çok basitçe, çok kısa zaman içerisinde yapılabilecek şeyler. Netice itibariyle bahsettiğimiz topraklar bize yabancı topraklar değil, bizim topraklarımız. Dolayısıyla bu dediklerinizin yapılması, dediniz ya, yani orada bir köy var uzakta. Hakikaten en önemli nokta bu. Mutlaka kalkıp gitmemiz, sahiplenmemiz gerekiyor. Sahiplenmezsek başkaları sahiplenecektir. Ya genç Oktay Bey, Allah aşkına, genç zamanınızda gidip oraları gezip dolaşmalısınız. Ya yaşlandınız mı? Gidin ya, Antalya kaçmıyor, Alanya kaçmıyor. Gidin orada yüzecekseniz, yaşlı zamanlarınızda gidin gezin dolaşın. Bakın Bilge Kağan ne diyor? Gök kadar rengin ülkelere ulaşıyor. Doğuda buraya, batıda şuraya, oraya buraya sayıyor. Bunca yirge tegi yorattım, ötüken yüştan yiğidi yok ermiş. Türk bodum ötüken yüşte olursar, arkış tirkiş ısar, neng bunguk yok. Ben bu kadar yeri gezdim dolaştım, ötüken ormanlarından daha güzel yer görmedim. Türk milleti ötüken ormanlarında oturur, ötüken bölgesinde oturur ve buradan kervanlar sevk ederse, İpek yolu üzerinden ticaretle uğraşırsa bu milletin hiçbir sıkıntısı olmayacaktır diyor. İpek yoluna hakim olalım, çalışalım, kimsenin tatlı sözüne, güzel hediyelerine kanmayalım, gidelim, kardeşlerimizle birlik bütünlük içinde olalım, destanlar yazalım. Karabağ'ın acısını yaşamayalım, hep kazanalım. Nerede bir Türk'ün kalbi atıyorsa orada bizim kalbimiz atmalı. İşte o zaman atalarımızın ruhu şad olur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendisinde daha büyük işler yapma cesareti bulacaktır diyen Atatürk'ün ruhu işte o zaman şad olur. Evet, evet hocam. Evet, Ümitli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Teke dergisinden bahsettiniz, söylemiş olalım. İnternetten lütfen takip ediniz, ilgililer, meraklılar, Teke dergisinin sayıları, Teke makaleleri. Oktay Bey, evet, Teke evet. Akademi'ye lütfen YouTube üzerinden yayın yapan Teke Akademi'ye Türklük bilgisi, Türklük bilim sevdalılarını, Türk dünyası sevdalılarını Teke Akademi'yi takip etmelerini istiyoruz. Teke dergisi ve Buku dergisi Teke Derneği'nin yayın organlarıdır, uluslararası hakemli dergilerdir. Buralara da bütün Türk dünyasından kaliteli, seçkin, saygın bilim insanlarının kaliteli yayınlarını bekliyoruz, makalelerini bekliyoruz. İnşallah hocam. Bu davetimiz inşallah pek çok kişiye ulaştı diye ümit ediyoruz. Kıymetli hocam, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Dediğim gibi milletimiz atalarından konuşulmasını özlemişler. Onu anladık biz bu yayınla birlikte. İnşallah bundan sonraki yayınlarda da gene aynı şekilde benzer konularla birlikte tekrar bir arada olma imkanı elde ederiz. Keşke sizi burada ağırlayabilseydik ama inşallah. Mevcut şartlar dolayısıyla bu şekliyle yapmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Oktay Bey, ben teşekkür ediyorum. İnanın
Şimdi saatimi karşıma koydum ki süreyi aşmayayım, kimsenin sabrını taşırmayayım diye. Doğrusu bu Bilge Tonyukuk yılı hakikaten büyük farkındalık oluşturdu. Sizler de Eskişehir Türk Ocakları Şubesi olarak hakikaten büyük iş yaptınız. Bu elektronik ortamda, çevrim içi konferansla bizlere bu imkanı verdiniz. Ben sürenin nasıl geçtiğini anlayamadım. Sanki birkaç tane soru daha ard arda gelir diye bekledim. Ama sizlere çok teşekkür ediyorum. Zamanı at gibi binip yoran atalarımıza bizden selam olsun. Onların ruhları şad olsun. Böyle bir imkanı verdiği için ben Eskişehir Türk Ocakları'na ve değerli başkanı Profesör Doktor Nedim Ünal Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu günlerde Türk dünyası baş şehri Eskişehir'de inşallah yüz yüze de bu programları gerçekleştiririz. İnşallah, inşallah Sayın Hocam. Akşamınız hayırlı olsun efendim. Sizlerin de öyle. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sizler de sağ olun.